Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Bu video içeriğinde sizlerle birlikte Amazon'dan sipariş etmiş olduğum 13 ya da 14 parça ürünün toplu kutu açılışını yapacağız. Bazılarını bu video içeriğinde zaten hemen beraber göreceğiz. Bazılarını da ilerleyen videolarda detaylı olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi ilk kutudan başlayacağım. Bu en üstteki kutuyu aldım. Bunun içinde ne var açıkçası bilmiyorum. Toplu halde sipariş ettiğim için ve kutuları da daha henüz açmadığım için hangisinin içinde ne var tam olarak bilmiyorum. Bu şekilde minik bir kalemle açmaya çalışıyorum. Makas bulamadım. Şimdi bu neymiş? İçinden böyle bir sürü bir kağıt çıktı. Bu arada Amazon Prime'ı kullanmanızı kesinlikle ve kesinlikle öneririm. Gerçekten akşam sipariş veriyorsunuz, sabah elinizde oluyor. Şimdi ilk elime gelen ürün akıllı bir ampul. Bu görmüş olduğunuz ampul uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor. Ayrıca bunun üzerinde bir de hoparlör var. Ayrıca hoparlörü vasıtasıyla dışındaki LED renk değiştiriyor ve disko topu gibi bir şeye dönüşebiliyor. Bunu ilerleyen videolarda detaylı olarak inceleyeceğiz. İlk ürünüm buydu. Bunu kenara koyuyorum. Sırada ikinci kutuya geçiyorum. Bu da yine uzun vadede inceleyeceğimiz bir ürün. Kiwi'nin şu havada ütü yapabilmeye yarayan buharlı ütüleri var ya, bu da onlardan bir tanesi. Daha doğrusu kırışıklık giderici, portatif buharlı kırışık giderici olarak yazıyor. Bununla da normal bir ütü yerine böyle havada tutarak veya bir yere asarak orada ütüleme yapıp kırışıkları giderebildiği yazılmış durumda. Ya da bunun bakın daha nelerde kullanılabilir diyor. Burada mesela sıcak buhar ile dezenfekte de edebildiği yazmış. Bu da aslında dezenfekte konusunda işimize yarar bir şey olabilir. Yani hem buharlı kırışık giderici hem de bu şekilde bir dezenfektan olarak da kullanabiliriz. Bunu da dediğim gibi ilerleyen videolarda inceleyeceğiz. Hala bir ürün çıkıyor her bir kutudan. Nasıl bunların tamamı 14 ürün edecek onu da göreceğim artık. Sıradaki kutuya geçiyorum. İpler çıkıyor. Baksanıza böyle değişik değişik ipler çıkıyor burada. Bunun içinde birden fazla ürün var. Şimdi şuradaki görmüş olduğunuz bir USB çoklayıcı. Ben bu USB çoklayıcı şunun yüzünden aldım. Bakın şöyle bir şey. Burada her birinin üzerinde bu şekilde mandalları da şeyleri de var. Mandal demez hani anahtarları da var. Bunu bir USB'yi 4 USB'ye çevirebiliyorsunuz. 4 portlu şekilde kullanım sağlanabiliyor. Ben bazı cihazlarımı şarj etmek için sürekli olarak evin içerisinde adaptör arıyorum. USB'yi takacak adaptör de bulamadığım için sırayla şarj etme gibi durumlara düşüyorum. Bununla birden fazla cihazı tek USB'de kullanabileceğim artık. Çünkü bir giriş, geriye kalanların hepsi artık çıkış olmuş olacak. Ayrıca bunu bilgisayara bağlayıp USB çoklayıcı olarak da kullanabiliyorsunuz. Ve zaten gördüğünüz gibi her biri de 0 ve 1 arasında yani açılıp kapanabildiği için de istediğiniz gibi adresleyebilirsiniz. Bu da bir başka üründü. Bunu ileriki videolarda pek tabii ki tanıtmayacağım. Şimdi bir diğer ürün. Burada Polysmart'ın kulak içi kulaklığını ben satın almıştım. TVS kablosuz kulaklık diye geçiyor ama bunun model numarası ne? Synchron diyor, böyle şöyle bir garip bir ismi var. Bunu da ilerleyen videolarda detaylı olarak sizlerle inceleyeceğim. Eğer hoşuma giderse de pek tabii ki tavsiye edeceğim. Eğer gitmeyecek olursa da zaten iade edeceğim. Bir sonraki ürünüm yine bir kulaklık. QCY'nin T6 model kulaklığını da ben sipariş ettim. Bunun da incelemesini aynı şekilde ilerleyen videolarda yapacağız. Açıkçası bundan ben umutluyum. Hem görüntü bakımından hem de ses kalitesi bakımından fiyat performans ürünü olduğunu daha öncesinde birkaç YouTuber tarafından görmüştüm. Kendim de yine deneyimlemek istedim ve pek tabii ki sizlerle de paylaşmak istedim. Bunu da ilerleyen videolarda inceleyeceğiz. Bir başka cihaz, bunu gerçekten bayılarak aldım. Şöyle temassız şarja yarayan, yani genellikle zaten temassız şarj özelliği olan telefonlarda kullanılabilecek bir cihaz. 10 wattlık hızlı şarj cihazı. Normalde tabii 10 wattı çok hızlı şarj olarak görmüyoruz ama temassız şarjda 10 watt gerçekten hızlı bir değer. Normal şarj adaptörleri zaten biliyorsunuz 10 watt civarında bir şarj veriyor. Normal üstü hızlı şarj dediklerimizde 20 watt, 25 watt civarında oluyor. Bu temassız şarj cihazında, hatta şunun kutusunu şöyle açalım. Size bir göstereyim. Çünkü bunu da ilerleyen videolarda muhtemelen tanıtmayacağım. Çok da öyle tanıtılacak bir numarası yok. Belki kısa bir short video şeklinde paylaşabilirim. Bakın şöyle içerisinden kablosu çıkıyor. Belkinmiş bu arada. Bir tarafı USB, bir tarafı da micro USB. Ayrıca şöyle de bir standı var. Buradan micro USB'yi takıyorsunuz. Buradan da üzerine telefonu koyduğunuz takdirde artık şarj etme işlemini gerçekleştiriyor. Bu arada içerisinden adaptör de galiba çıkıyor.
Böyle bir şeylerin içerisinde adaptör çıkması açıkçası beni mutlu ediyor. Çünkü artık adaptör bulmak gerçekten zor. Evet, gerçekten içerisinden bir de adaptör çıktı. Adaptörün empedansı diyorum. Empedans değil. 2 amperlik çıkış 3.6 3 amper. Yani 2 amperlik bir çıkış veriyor. Aslında gayet güzel ve şöyle etli butlu bir adaptör. Bu tarafı da USB. Bunu da denedikten sonra short videolar adı altında bir tane aslında sizlerle paylaşabilirim. Bu da böyle bir temassız şarj aleti. Bu arada ben bu satın almış olduğum linklerin her birinin, satın almış olduğum ürünlerin her birinin linkini de açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım. Eğer beğenirseniz siz de Amazon üzerinden bunlardan sipariş verebilirsiniz. Şimdi diğer bir ürünüm, bu gerçekten bayılabileceğiniz bir ürün. Ben gördüm, çok hoşuma gitti. İlerleyen videolarda detaylı olarak bunu paylaşacağım. X3 RGB oyuncu hoparlörü. Bu oyuncu hoparlörü farklı şekillerde konumlandırılabiliyor. İsterseniz burada gördüğünüz gibi yatay bir biçimde, isterseniz dikey bir biçimde, isterseniz monitörün altına, isterseniz klavyenin önüne, istediğiniz yere konumlandırabiliyorsunuz. Mükemmel bir ses deneyimi sunacağı söylenmiş durumdaydı. Ama tabii ki bunu da deneyeceğiz. 2 tane 3 wattlık hoparlöre sahip RGB bir oyuncu hoparlörü. Bunu da ileride beraber inceleyeceğiz. Şimdi sıradaki şu büyük kolyeye geçiyorum. Bu birazcık ağır. Bunun içerisinde ne olduğunu açıkçası merak ediyorum. Şu nispeten birazcık daha hafif ama bu arada robot da orada garibim tek başına kalmış gibi oldu. Onu zaten kutu açılışı yapmayacağım. Zaten belli ne oldu. Silver Little robotunu ilerleyen videolarda detaylı olarak inceleyeceğiz. Çünkü benim oğlumun çok hoşuna gitti. Bence sizin de küçük bir çocuğunuz varsa bayılarak onunla oynayacaktır. Böyle her ne kadar neler sipariş verdiğimi bilsem de böyle kutu açmak falan benim çok hoşuma gidiyor. Sanki içinden farklı bir şey çıkacakmış gibi. Tabii ki aynı şeyler çıkıyor. Bunun içinde fazla fazla şey var. Şöyle göstereceğim. Şu kolyeyi şöyle aldım. Şimdi ilk başta böyle bir puzzle'ım var. 3 boyutlu bir puzzle. Bu puzzle Porsche dönüşecek. Ve ben bunu artık böyle şeylerden alıp yavaş yavaş arkamdaki rafları da zaten boşalttım gördüğünüz gibi. Orada artık bunlardan yapıp sergilemeye başlayacağım. Pek tabii ki bunun tanıtımı ile ilgili bir video çekmeyeceğim ama ilerleyen videolarda bir tanesini tanıtırken arkada bakın, aa bunu da yaptım böyle oldu gibi sizlere gösterebilirim. Beğenirseniz siz de bundan alırsınız. Açıkçası hoş bir şey. Benim hoşuma gitti. Böyle bir ürün var. Bunu da dışarıda sizlerle birlikte uçuracağız. Hobi modeli bir uçak bu. Tam ben şöyle baya hafif bir kutu. 9 yaş üstü diyor ama bunu pervanesini çevirip isterseniz kedinin bile eline verin, o bile uçurabilir muhtemelen. Bunu da ilerleyen videolarda böyle kısa bir video şeklinde dışarıda uçurup muhtemelen elimizden kaçırıp bir daha bulamayacağız. Onu da sizlere göstereceğim ama güzel bir şey bu. Şimdi bir diğer ürün, burada robot süpürge yedek parçasını nereden alacağım diye soran arkadaşlar vardı. Bu onlara cevap olarak bir içerik olmuş olacak. Ben Xiaomi 1C'yi hala kullanıyorum çünkü gerçekten çok sevdiğim bir model. Bunun yedek parçalarını ben aldım. Hem paspas hem içerisinde bir tane yan fırça, bir tane ana fırça ve HEPA filtre orijinal olarak söyleniyor. Ama orijinal olmayabilir. Yani orijinal olmasa dahi orijinale en yakın olanı bunlar. Ben bunun da linkini ekleyeceğim. Eğer robot süpürge yedek parçası almak istiyorsanız bu benim önereceğim satıcıdan da yedek parçaları temin edebilirsiniz. Sıradaki şeye geçiyorum. Bu neymiş? Bu asıl beklediğim alet, masaj aleti. Şu tabancaya benzeyen masaj aletlerinden var ya, onlardan bir tane buldum. Ucuz yollusundan buldum. Ben de hemen dayanamadım ve sipariş ettim. Şöyle bakın, bunu internette birçok yerde görmüşsünüzdür. Böyle tabanca gibi tak 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 vurarak masaj yapan aletlerden. Bunu da ilerleyen videolarda beraber inceleyeceğiz. Bu ağırca bir paket. Nasıl masaj yapıyor onu da zaten beraber görürüz. Şimdilik bunu da kenara alıyorum. Sıradaki ürünüm yine bir hoparlör. Mikado'nun 13 wattlık bir şöyle değişik, bayağı büyükçe bir hoparlörü. Bunu da pek tabii ki ilerleyen videolarda inceleyeceğiz. 10 metrelik çekim alanı olduğu yazıyor. Ses kalitesi şayet güzelse bu hoparlörü de ben sizlerle paylaşıp, daha doğrusu paylaşmaktan ziyade önereceğim. Bu da iPhone'larda, telefonlarda, yani iPhone'larda, Android'lerde, bilgisayar, tablet, cep telefonu her bir şeyde kullanılabilen bir model. Yani Bluetooth özelliği de bulunmakta. Bunu da inceleyeceğiz tabii ki ilerleyen videolarda. Ya kısacası bu video içeriğinde çok da böyle incelenebilecek, yani detaylandırmadan inceleyebileceğimiz çok da bir şey yokmuş. Burada ne varmış? Buna da bir bakalım.
Bu arada bu son kutunun içindekinin ne olduğunu artık tahmin etmeye başladım. Oğlumun bayılacağı bir şey o da yine. Şimdi bunu açıyorum. Burada da yine bir hoparlör almışım. Bu da Mikado'nun bir... Evet. Hoparlörü. Hoparlör manyağı oldum artık. Bunları da zaten böyle devam ederse ben yakında beğenmediklerimi tamam iade edeceğim de sizin çok beğendikleriniz olacak olursa da isterseniz elimdekini de size aldığım ücretin belli bir tutar altında da ben gönderebilirim. Zaten ya iade edeceğim ya da çevremden beğenenler olursa onlara ücreti karşılığı satacağım. Genellikle öyle yapıyorum artık. Çünkü sürekli bir şeyler almaya bütçe dayanmıyor. Bu da görmüş olduğunuz gibi Mikado'nun 2+1 bir ses sistemi. Bunun watt değerlerini bilmiyorum. Daha doğrusu ezberimde yok. Bluetooth 4.2 özelliğiyle kablosuz oynattığı burada yazılmış. 5 watt. 5 volt diyor. Hayır ya 5 watt değil. Neyse bunu da ilerleyen videolarda inceleyeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi yine hoş görünümlü bir hoparlör. Bunun da detaylı incelemesini ileride yapacağız. Neyse şimdi artık şunu da göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi Silverlit'in ne modeliydi bu? Program A-Bot'u. Bu uygulama üzerinden falan kontrol edilebilen bir model değil. Arkasında tuşlar var. O tuşlara basarak komutlar veriyorsunuz. Komut vermeseniz de daha sonra siz bıraktığınızda evin içerisinde kendisi serbest bir şekilde dolaşabiliyor. Oğlum da çok sevdi, kedim de çok sevdi. Ortaya bıraktığımda bir oğlum bir kedim peşinde dolaşıyor bunun. Robot da onları gördüğünde ön tarafında sensör var bu arada. Sensöre yaklaştıklarında robot otomatikman geri kaçıyor. Sese duyarlı, sesin olduğu yere gidiyor gibi özellikleri var. Bunu da detaylı olarak inceleyeceğiz çünkü gerçekten çok eğlenceli bir şey. Son olarak açacağım kolinin içerisinde çocukların bence bayılacağı bir oyuncak var. Evet bu gerçekten o. Bu Hot Wheels'in araba yıkama istasyonu. Oğlum buna gerçekten bayılacak. Neden diyeceksiniz? Bunu da belki ileride incelemesini yaparız. Eğer isterseniz tabii ki yorumlar kısmında belirtin. Bunda arabayı üst taraftan koyuyorsunuz. Araba yıkama istasyonunun içerisine araba giriyor. Yani siz yukarıdan suyu döküyorsunuz. Daha sonrasında alt tarafta arabanın rengi değişerek çıkıyor. Çok değişik bir şey. Ayrıca eğlenceli de bir şey. Hot Wheels'in böyle bir oyuncağı. İçerisinde de bir mi iki mi kaç tane arabası var bilmiyorum ama arabaların renk değiştirdiğini yorumlarda da gördüm. Fotoğraf ve videolarında da görmüştüm. Bunu da eğer isterseniz ilerleyen videolarda beraber inceleriz. Evet arkadaşlar toplu kutu açılış videom bu şekildeydi. Birçok inceleyecek ürünüm olmuş oldu. İlerleyen videolarda sizlerle birlikte bunları inceleyeceğiz. Hoşuma gidenleri dediğim gibi sizlere önereceğim. Ayrıca daha öncesinde pek tabii ki almak isterseniz ben bu ürünlerin hepsinin linkini de açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım. Bahsedeceklerim bu kadardı. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.